Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizler için bir soru cevabım var. Uzun zamandır bana kedi bakımıyla, minikle alakalı bir sürü soru soruyordunuz. Ve ben de bugün bütün sorularınızı Instagram'dan istedim. Ve şimdi onlara yanıt vereceğim. Hemen telefonumdan açıyorum. Bir dakika. Şimdi buradan yanıtlamaya başlıyorum. Öncelikle minik kaç yaşında? Min tam olarak yaşını bilmiyorum. Çünkü mini işte doğduğu anneden almadığım için. Ama 7 yaşında yani şu anda biz aldığımızda, biz 2012'de aldık onu. Ben lise 2'ye gidiyor. 3'e geçmiştim. Lise 2'yi bitirmiş. Hatta ya da lise 2'deydim. Emin değilim, o civar bir şeydi. 2012'de aldık. Şu anda o yüzden 7 yaşında. Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Mini yıkamıyoruz. Zaten mini yıkamak işkence, eziyet ve intihar gibi bir şey olur. Mini yıkamak imkansız. Mini banyoya koysam ve kapıyı kapatsam onu yıkayacağımı zannedip beni paramparça eder. O yüzden böyle olaylara hiç girmiyoruz. Bir tek yılda iki defa tıraş ettiriyorum. O zaman veterinerde yıkanıyor yani. Ben hiç dokunmuyorum, o işlere hiç girmiyorum. Ne zaman mini aldınız? Dediğim gibi 2012'de aldık. Sonra bakımında en zorlandığım şey, yani bütün kedilerde böyle bir şey var ama bazen beni delirtiyor. Gündüz komple uyuyor ve ben gece uyuduğum zaman canı oyun oynamak istiyor ve geliyor yüzüme vuruyor, üstüme çıkıyor, beni uyandırmaya çalışıyor, kulağımın dibinde miyavlıyor. Sonra yanındaki komodindeki şeyleri yere atıyor, oyun oynamak istiyor falan. Yani bazen bir eziyete döndürüyor bana geceleri. O yüzden gece kalkıp onunla oynamam gerekiyor ve bazen mamasını tazelemem gerekiyor. Bu durum da beni çok delirtiyor. Mesela mamasını koyuyorum kapına, yiyor ama hepsini bitirmiyor. Mesela 2-3 lokma yiyor ve mama kabında mama kalıyor. Ama ondan sonra bir daha o mamayı yemek istemiyor. Çünkü o mamanı orada beklemiş oluyor. Yani beklemiş mama yemiyor. Anlıyor musunuz? Az verdiğim zaman da beğenmiyor. Ağlıyor daha fazla koyayım diye. O yüzden ben genellikle her yemek yedikten sonra koyduğum mamayı geri döküyorum. Ve bir daha vereceğim zaman en baştan veriyorum. Böyle bir döngü içerisinde oluyoruz. Sürekli mama kabına boşalt ve çıkar, boşalt ve çıkar. Bu durumları beni gerçekten gıcık ediyor. Kediler çok uyuyor diyorlar. Minik günde kaç saat uyuyor? Minik günde nereden baksanız 18 saat uyuyordur. Hatta belki 20 saat uyuyordur. Şu anda da içeride uyuyor zaten. Gündüz komple uyuyor. Gündüz Gökhan eve gelene kadar aralıksız uyuyor. Zaten ben de geç uyanıyorum. Gece ayakta olduğum için genelde. Yani nereden baksanız saat 6'ya 7'ye kadar uyuyor. Hatta bazen Gökhan akşam çalışırken de 11'e kadar uyuyor. Gökhan 11'de eve gelince ayaklanıyor. Zaten sabaha kadar sonra kıpır kıpır oluyor. Sonra onu bana verir misin? Yani bana 1 milyon dolar verseler, bana bütün dünyayı verseler ben miniyi vermem herhalde. Aramızda çok fena bir bağ var. Hangi mama markalarını tavsiye edersin? Bazıları hiç iyi olmuyor. Bu sorular için hepsini şöyle yanımda ayarladım. Şimdi benim annemlerin de kedisi var. Köpekleri de var falan. Biz bu markayı kullanıyoruz. Şöyle kaldırayım. Bonacibo. Temizmama.com adresinden alıyorum bunu. Kuzulu ve pirinçli kullanıyorum miniye. Çünkü minik mama konusunda çok kötü. Gerçekten yani o kadar çok sıkışıyor ki. Mesela veterinerden bir kere bir mama almıştım. Geçen sene falan veterineri değiştirdiğimiz zaman asla yemedi. Bir viskas yiyor, bir bunu yiyor. Viskas da vermiyorum. O yüzden bunu veriyorum. İnternetteki mamanın içeriği falan her şey yazıyor. Ben memnunum açıkçası bu mamadan. Hem tüylerini güzel yapıyor, hem kakasını çok kokutmuyor. İşte hem severek yiyor, iştahlı yiyor. O yüzden bu mamayı kullanıyorum. Fiyatı da uygun. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum yani. Ben memnunum. Sonracığıma. Ya ben hep minik cinsiyetini unutuyorum. Minik erkek. Minik ismi çünkü çok küçüktü aldığımızda. Gerçekten ufacıktı. Öyle minik kaldı. Ama gerçekten çok tatlı. Hangi marka kum kullanıyorsun? Benim kedilerim daha küçük ve yeteri kadar iyi bir kum markası bulamadım. Kum olarak da Proline kullanıyorum. Normalde pudralı veya sabunlu alıyordum. Bu sefer portakallı aldım değişiklik olsun diye ve bayağı güzel kokuyor. Yani ne zaman çişini yapsa, işte onun ayrı bir banyosu var miniğin. Bizim evde iki tuvalet var. Birini miniğe yaptık. Orası portakal kokuyor. Ben bundan bayağı memnun kaldım. Ve bu tarz kum kullanıyorum yani, bir dakika. Alamadım. Şöyle ince kum kullanıyorum. Kalınında minik rahat edemiyor. İncesi de böyle eve çok dağılıyor. Her taraftan kum süpürmem gerekiyor. Çünkü ayakların arasına kaçıyor, tüylerine yapışıyor falan. Ama en çok bu kumdan memnunum. Çünkü hem minik rahat ediyor bunda, hem kokusu yok. Yani hiçbir şekilde ev kokmuyor. Ve hem de rahat temizleniyor. O yüzden seviyorum yani. Eskiden pisi kullanıyordum ama bu Proline'ı daha çok beğendim. Bundan sonra hep bununla devam edeceğim. Birazcık pahalı aslında, yani genel olarak kum fiyatlarına göre pahalı değil. Genel olarak kumlar pahalı ama yani yapacak bir şey yok maalesef.
Bu arada aldığınız zaman kumu kokmasını istemiyorsanız dediğim gibi ya pudralı ya böyle kokulu alın. Zaten üstünde yüksek koku kontrolü yazıyor. İşte koku hapseder yazıyor. O tarz şeyler yazar. Ben o silikon kumu deniyor hatırlamıyorum. Yani böyle açık renkte. İşte böyle topaklanmayan kum var ya onu tercih etmiyorum. Çünkü bence çok kötü kokuyor. Topaklanan kum kullanıyorum her zaman. Sonra aylık genel masrafı. Şimdi her ay değişiyor çünkü 3 ayda bir aşı yaptırıyorum. Her ay kafadan 50 lira zaten mamasına gidiyor. 50 lira kumuna gidiyor, 100 lira. Aşı zamanı geldiği zaman da bir 150 lira da veterinere gidiyor. Yani genel olarak aylık 100 lira ama 3 ayda bir 300 lira gibi. O yüzden tamamen şey yapamıyorum. İşte bir de tıraş ettiriyorum dediğim gibi. Şimdi neden tıraş ettiriyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü minik tüyleri çok çok uzuyor ve minik... Ben kedimi tanıyorum, anlıyor musunuz? Yani 7 senedir ben ona bakıyorum ve hayvanın mutlu olup olmadığını ben anlayabiliyorum artık. Ve tüyleri uzadığı zaman çok rahatsız oluyor. Yani hem böyle huysuzlaşıyor hem böyle gıcıklaşıyor falan. Tıraş ettirdiğim zaman o kadar minnoş, o kadar tatlı oluyor ki böyle durmadan yerinde duramıyor, koşuyor, atlıyor. Kendini sevdiriyor, öptürüyor. Hayvan rahatlıyor. Tüyleri uzun olması o kadar hoşuna gitmiyor. O yüzden ben de tıraş ettiriyorum. Yani ben sıkıntı yaşamıyorum. Minik sıkıntı yaşamıyor. Bunu etrafındaki insanlar neden problem ediyor bilmiyorum. Aynı zamanda Gökhan'ın da tüy alerjisi var. Kedi tüyüne. Eskiden çok kötüydü. Şu an o kadar değil yani. O yüzden evde böyle sürekli tüy olması da onu rahatsız ediyor. Ve bu yüzden de yani yine tıraş ettiriyorum. Sonra çok tüy döküyor mu? Tüyleri en uzun olduğu zaman çok döküyor. Yani oturduğu yerde izi kalıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Her gün tarıyorum ben. Tarayabildiğim kadar. Minik taramaktan çok hoşlanmıyor. Gerçekten engelleyemiyorsunuz. Çünkü uzun tüylü bir kedi. Çok uzun tüylü bir kedi. Şuraya tüylerin en uzun halini bir fotoğrafını koyarım. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi zaten tıraş ettirdiğimiz için o kadar büyük problem yaşamıyoruz. Ama yine uzadığı zaman işte oturduğu yeri bu şey var ya, adını unuttum, yapışkanlı şey, onunla alıyorum, süpürüyorum sürekli, tarıyorum falan, böyle böyle hallediyorum. Bir de şimdi şeyden almak istiyorum, bir tane eldiven var, kedi böyle severken tüylerini topluyor, ondan alacağım tüyleri uzadığı zaman. Bir de onu denemek istiyorum. Minik ile tanışma hikayemiz. Biz bir sitede oturuyorduk ve sitenin havuzunun başında böyle bir tane kafeterya falan vardı, böyle ailece orada oturuyoruz. Sonra minik, daha böyle ufacık yavru geldi, babamla oynuyor, babamın sırtına tırmanıyor falan. Sonra biz onu almadık o gün. Sonra babam dedi ki işte ben bu kediyi istiyorum, işte kısmetimiz falan, bu kediyi bulalım alalım. Birkaç gün sonra bulduk sokakta ve aldık eve. Ama nasıl biliyorsunuz, babamdan nefret ediyor gerçekten. Ve evde başka hiç kimse minikle ilgilenmiyor. Benim de o sıra kedim ölmüştü. Sokaktan bir kedi almıştık. Hatta Kadıköy'de kediyi bulmuş, sonra eve getirmiştik. Fakat kedi hastaydı. Ne yazık ki yaşamadı ve onun o üzüntüsünün kafasındaydım hala. Diyordum ki işte kedi sevemem, kediyle oynayamam, kediyle uğraşamam, benim kedim öldü vesaire vesaire. Bu tarz bir düşüncedeydim yani. Kedi çok fazla soğukta kalmış, hastalanmış. Biz de kurtaramadık maalesef. Ama ondan sonra hiç kimse bakmayınca, minik de bana yapışınca, minik de ben ilgilenmeye başladım. İşte yemeğini ver, minik de birlikte yat falan. Öyle aramızda bir bağ oluştu. Sonra bir daha kapamadık yani. 7 senedir ilişkimiz devam ediyor. Benim de kedim var ve evde çok koku oluyor. Bunu önlemek için ne yapabilirim? Dediğim gibi kumunu koku hapseden kumdan almanız gerekiyor. Ve kediyi düzenli olarak temiz tutmanız lazım yani. Kumunu özellikle en büyük etken bu olabilir. O işte silikon kumdan almayın. Çünkü onda çişi aşağıya dibe çöküyor, emmiyor. İşte bu mesela topaklıyor çişine direkt. Ve temizlediğiniz zaman çişi alıyorsunuz. Ama o kumda çişi dibe iniyor ve bu da kokuyu sağlıyor. Yani topaklanan kum ve kokulu kum kullanırsanız bu konuda bir problem yaşamazsınız. Çünkü bizim ev hiç kokmuyor. Hiç yani. Tuvalet eğitimi nasıl veriliyor? Kediler zaten ortaya tuvaletini bırakmazlar. Yani sokaktaki kedi de baktıysanız gelip sokağın ortasına yapmaz. Gider bir yeri kazar, oranın içini yapar, üstünü kapar. Kedinin böyle bir eğilimi olduğu için zaten otomatikman hayvan kum arıyor. Yani sizin özel bir şey yapmanız gerekmiyor. Eğer çok ufak değilse kediniz, yani işte 15 günlük, 1 aylık sokakta bulmuşsunuzdur, bu kediden gidip kuma yapmasını bekleyemezsiniz. Ama 3 aylık bir kediniz varsa zaten otomatikman kuma yapar o. Öyle ekstrem köpeklerde olduğu gibi bir tuvalet eğitimi gerektirmiyor kediler. Yani en kolay yönü de bu kedinin. Ben de çok kedi beslemek istiyorum ama herkes zor istiyor. Sence zor mu? Yani bir hayatın sorumluluğunu alıyorsunuz ve sürekli onunla ilgilenmeniz lazım. Her gün kumunu temizlemelisiniz, yemeğini vermelisiniz, suyunu değiştirmelisiniz, oyun oynamalısınız, tüylerini taramalısınız. Bazen canı çok sıkılıyor, işte geliyor beni tırmalıyor, bunlara katlanmalısınız. Yani zor ama o kadar da zor değil. Yani ekstrem çok zor, yapamam, imkansızlık değil. Kediyle kendinizle ilgilendiğiniz gibi ilgilendiğiniz sürece bence bir problem yok. Minik ile yaşadığınız zorluklar nelerdir gün içerisinde?
Yani dediğim gibi çok huysuzlaşıyor bazen ve beni hiç rahat bırakmıyor. Gerçekten hiç rahat bırakmadığı zamanlar oluyor. Bir de tuvalete girdiğim zaman sürekli beni rahatsız ediyor. Bu da beni çok zorluyor. Bir de en başta dediğim bu gece uyanma ve gece oyun oynama istekleri var. Başka bir problem yaşamıyoruz. Kediler evde tek başına kaç gün kalabilir? Bence kalamaz. Yani ben böyle mini 3-4 gün evde bırakayım gideyim tarzı bir şey asla yapmam. Mini'nin en fazla evde uzun süre kaldı. Sabah 6'da Gökhan işe gitmiştir. Akşam 10'da eve gelmiştir. Maksimum bu ki o zaman bile küsüyor bize. Biz zaten balayına giderken mini annemlere bıraktık. Köye gidiyoruz bazen Gökhanların köyüne. O zaman da yanımıza götürüyoruz zaten. Asla evde yalnız bırakmıyorum. Ama teyzem bırakıyordu mesela kedisini. 3-4 gün evde yalnız kalıyordu. Ama ben bırakmam yani. Ben kıyamam. Sonra mutfağa girmesinden rahatsızlık duyuyor musun? Minik sofraya gelmez. Sadece tavuk varsa geliyor. Mesela geliyor ben yemek yerken yanıma. Ben yediğim şeyi ona koklatıyorum ve gidiyor. Bu kadar. Sadece tavuğa karşı bir zaafı var. Mutfağa girdiğinde de zaten herhangi bir rahatsızlık duymuyorum. Çünkü tezgahın üzerine lavaboya falan çıkmaz. Biz onu öyle alıştırdık. Herhangi bir problem yaşamıyorum o yüzden. Yani eğer çıkıyor olsa, sürekli tezgahta olsa, işte tencerelere, yemeklere gelse problem yaşarım. Ama kedinizi oraya çıkmayacak gibi eğitirseniz bence problem yaşamazsınız. Sonra mini'nin kısırlaştırma dönemi nasıl oldu? Benimki şu an 9 aylık, 2 aydan beri kızgınlık dönemi geçiliyor. Minik 6. ayında direkt kızgınlığa girdi ve gerçekten hiç hoş olmayan durumlar yaşadık. Böyle kolumu şuradan ısırıyordu, üstüne çıkıyordu falan. Ben de hemen kısırlaştırdım. 1,5 gün narkoz yüzünden kendine gelemedi. O kadar çok korkmuştum ki internetten sürekli bakıyorum diyorum. Enfeksiyon kaptı, ölecek. İşte doktorlar ne yaptılar kedime falan. Ama bir sıkıntı yokmuş. 1,5 günün sonunda kendine geldi ve şu an sapasağlam. Karakter özelliği olarak da çok bir değişiklik olmadı. Çünkü zaten yavruydu o zaman da 6 aylıktı. Şu anki hali o zaman hali çok farklı ama yani öyle çok ekstrem bir değişiklik olmadı. Mini arkadaş sahiplenmeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz çünkü minik birazcık katil bir kedi. En son annemlere balık için bıraktığımızda annemlerin kedisinin boğazını parçalıyordu. Yanına bir kedi almayı düşünmüyoruz. Zaten Gökhan da istemiyor. Bana kalsa ben bütün kedileri toplayacağım hemen ama yani bu bazı problemler sebebiyle başka bir kedinin de mesuliyetini almak istemediğimiz için sahiplenmiyoruz. Ben sokaktaki kedilere bakıyorum. Yaklaşık bir 6-7 tane kedi var sokakta. Onları besliyorum. Ama onlar da çok yaklaşmıyor. Buradaki kediler çok korkuyorlar insanlardan ki bilir ne yapmışlar. Sevemiyorum ama bu sevme bütün her şeyi minikte giderebiliyorum. Sonra tuvalet eğitiminde ufak tefek kazalar yaşanıyor mu? Ha, hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani minik gelip de salona tuvaletini veya başka bir yere tuvaletini asla yapmadı. Sadece kumuna yapar. Ve hatta kumuna kakasını yaptıktan sonra gelip beni işte ağlar ki kumundan kakamı al. Yani o tarz kafada bir kedi. Bu aralar yapmıyor ama onu. Bu aralar iyice ne tuvalet manyağı oldu. Durmadan kakasını yapıyor. Neden yaptı aklına hiç fikrim yok. Sonra tüyleri ve eğer oluyorsa pireleriyle nasıl başa çıkıyorsunuz? Pirası olmuyor çünkü düzenli olarak dış parazit ilacını yaptırıyorum. 3 ayda bir iç parazit, dış parazit yaptırıyorum. Ayda, yılda bir de karma aşısı oluyor. Bir de kuduz aşısı oluyor da kuduz aşısını yaptırmadım yani bilmiyorum. Kuduza gerek duymadım çünkü evden dışarı çıkmıyor zaten hayvan ve kuduz kapabileceği bir yer yok. Bir de onun acısını çeksin istemedim. Dediğim gibi 3 ayda bir dış parazit yaptırdığım için herhangi bir pire sorunu yaşamıyorum. Size de yaptırmanızı öneririm çünkü pireler gerçekten kedileri çok rahatsız ediyor. Yaş mama yiyor mu yiyorsa hangi marka? Eskiden Whiskas veriyordum ama artık almıyorum Whiskas. O yüzden şey yapıyorum. Tavuk ciğeri alıyorum, haşlıyorum. Tavuk ciğeri veriyorum ama öyle yiyor yaş mama niyetine. Temizlik. Kendi yiyeceklerinizden veriyor musunuz? Yani et, tavuk falan. Arada bir tavuk veriyorum. Et yemiyor zaten. Arada bir tavuk veriyorum ama çok çok az. Yani şu kadar bir parça falan veriyorum. Bir de dediğim gibi tavuk ciğeri haşlayıp veriyorum. Ama sadece haşlayıp veriyorum. Yani yağ, tuz falan hiçbir şey katmadan. Kedi sahiplenmek istiyorum. Ailemle yaşadığım için bana genelde bahane olarak tüy söylüyorlar. Yani ailen eğer kedi sahiplenmek istemiyorsa sahiplenmemeni öneririm. Çünkü kedinin sevilmeyen bir ortamda yaşaması bence uygun değil ama tüy gibi bir problem olmaz. Dediğim gibi hayvanı her gün düzenli olarak tararsınız. Her gün taramasanız bile haftada bir tarasanız bile tüy problemi olmaz. Yani kediye düzgün baktıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kısırma eğer öyle ise kısırlaştırma sürecini ve karakterin değişmediğini anlatır mısın? Buna cevap vermiştim. Minik ile ilgili bir dövme yaptıracak mısın? Dövme yaptırmak istiyorum ama biz Gökhan'la bir anlaşma yapmıştık. O dövmelerimi o kadar çok sevmiyor ve en son yaptırdığım bu dövmeden sonra bana dedi ki bir daha dövme yaptırma. Yani bu zaten kocaman bir dövme yaptırıyorsun ve başka yaptırmana gerek yok. O yüzden şu anlık yaptırmak isteyip yaptırmıyorum ama bilmiyorum. Belki yaptırabilirim.
Ben de istiyorum evde bir tüyümü beslemek ama evdeki tüy dökümünden ve mutfak ilişkisinden rahatsız oluyorum. Yine her şey aynı noktaya geliyor. Kedinize güzel bir eğitim verdikten sonra, kedinizin tüyleriyle, sağlığıyla yakından ilgilendikten sonra herhangi bir problem yaşamazsınız. Bizim evimizin neşesi gerçekten. Minik olmasa bilmiyorum ilişkimiz çok farklı bir yerde olurdu Gökhan'la. Yani geliyor Gökhan eve, oturuyor, Minik hemen koşarak gidiyor, onun kucağına öpücük istiyor falan. Minik'in öyle klasik bir hareketi var, geliyor böyle kafasını uzatıyor öp diye. Yani biz çok seviyoruz gerçekten. Yani bizim çocuğumuz gibi, ki evcil hayvanımız değil, çocuğumuz, hayatımız, onun için şekillendiriyoruz. Ben mesela teyzeme gidiyorum ve Gökhan'ı arayıp diyorum ki Minik'e mama verdin mi, yemeğini verdin mi, sevdin mi, şu an ne yapıyor, bana fotoğrafını at falan. Öyle aramızda çok büyük bir bağ var, çok büyük bir ilişki var. Yani eğer sorumluluk alabileceğinizi düşünüyorsanız sahiplenmenizi öneririm. Sakın satın almayın. Sokaklar, barınaklar kedi dolu. Sahiplenin. Ve yani ama sorumluluk alabilecekseniz yapın. Eğer kediyi alacaksanız ve kediyi işte benim kedim var demek için alacaksanız almayın. O kediyle ilgileneceksiniz. O kediyi veterinere götüreceksiniz. O kediyle oyun oynayıp o kediyi tarayacaksanız kediyi alın. Yoksa almayın, yani hayvanın günahına girmeyin. Bütün sorular bu kadardı. Uzunca bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.